Devrimci sanat romantiktir. Devrimciler dünyanın en romantik insanlarıdır. Burjuva, romantizmi var olmayan bir dünyayı ve sahte kahramanları yansıtır. Temelsiz, düşsel bir dünya yaratır. Ve insanları hayatın çelişkilerinden kaçmaya, giderek katlanmak gerektiğine, sonuç olarak böyle gelmiş, böyle gidere ikna eder. Biz devrimcilerin romantizmi ise sağlam, materyalist temele ayaklarını basan yaratıcı bir romantizmdir. Devrimci romantizm yaratıcıdır. En akılcı, en pratik, en sıkı çalışma ile kahramanlığı ve en yüce hedefleri birleştirir. Böylece romantizm, hayatın ve mücadelenin ayrılmaz bir parçası olur. Yani düşsel olmaktan çıkar. Yaratılan, üretilen bir değere dönüşür. Yani kendiliğinden hissedilmez. Yani içten gelen bir duygu değildir. Yani ara sıra hissedilen duygusal anlar değildir romantizm. Mumlu yemek, çiçek, özel hediye vermekle romantik olunmaz. Devrimcilerin romantizmi sıkı çalışma ile, yaratıcılık ile, kazanılan değerler ile bugünü açıklayan, yarını hazırlayan bir değerdir. Böyle romantizm bir hayal olmaktan çıkar. Bizim romantizmimiz kahramanlarımızı yansıtmayı bilmelidir. Bizim romantizmimiz yarınlarımıza onların gözü ile bakmaktır. Çünkü yarınlarımızı bilinçli bir çalışma ile bugünden yaratacağız. Bunun da hayalcilikle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim sanatımız gerçek kahramanların, halkımız uğruna şehit düşenlerin şarkılarını yapar. Sanatımız yaratıcıdır. Sanatımız ustalaşmayı hedefler. Ne demektir yaratıcılık? Hiçbir şeye teslim olmamaktır. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemektir. Nedenlerini bulmak için bilimsel düşünmektir. En önemlisi bildiklerini ve öğrendiklerini uygulayabilmektir. Yani yaratıcılık, hayal gücüyle akıl arasındaki en güzel işbirliğidir. Devrimi hayal etmektir. Hayal kurarken aklımızı kullanmaktır. Ortaya çıkan fikirleri aklımızla düzene sokmaktır. Her türlü yaratıcı süreçte aklımızı kullanacağız. Yaratıcılık budur. Üretmektir. Üretmek programdır. Üretmek emektir. Nasıl üreteceğiz? Kolektif düşünmek, kolektif üretmektir. Kolektif düşünmek ve üretmek birbirimizden sorumlu olmaktır. Üretmek emektir dedik. Üretmek için ne yapacağız? Kolektif düşüneceğiz. Kolektif düşünmek bizi miyopluktan kurtarır. Miyop olmayacağız. Miyop ne demektir? Bir göz hastalığıdır. Miyoplar uzağı göremez. Bizi miyop eden, gözümüze perde indiren kolektivizmi işletmemektir. Doğru gözlük, tarihimiz, geleneklerimiz, kitaplarımız, aklımız ve devrimci mantığımızdır. Yaratıcılık budur.
hiçbir şeye olduğu gibi bakmayacağız. Biz değiştirebiliriz. Bunun için politika üreteceğiz. Politika üretmek, bunu uygulamak ve uygulatmak. İşimiz bu olacak. Ve kolektif düşüneceğiz. Kolektif düşünmek önümüzü görmemizi sağlar. Halkımız, devrimin ve devrimciliğin duyguları ve yaratıcılığı öldürdüğü yalanlarına inanmayın. Onlar istiyor ki duyguların ve düşüncelerin kendiliğinden olduğuna inanalım, idealist düşünelim, hiçbir şeyi sorgulamayalım, düzenin değişeceğine inanmayalım. Biz diyoruz ki, her şeyin ve herkesin değiştiği gibi emeğimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı sömüren bu düzen de değişir. Yeter ki kahramanlarımızın yaptığı gibi yarınlarımızı yeniden kurmak için romantizmimizi, yaratıcılığımızı, hayallerimizi ve kolektif emeğimizi büyütelim.